Şurayı da sil bak. Aha, teyze gibi ya. Bu nasıl bir şey? Abi ben tat yapma işte bu yüzden sevmiyorum ya. Bu nedir? Karıştı mı karışmadı mı dedi. Şunu bırakıp yapsana içim daraldı ya. Ya sen kendi işine baksana. Şu streci çıkarttırdın bana hiçbir şeyle streçlemedin. Sen hem yürüyüp hem sakız çiğneyemiyorsun farkındasın değil mi? Evet abi bunu ya bunu. İki iş aynı anda yapamıyorsun. Bir şey yapmak istemiyorum. Sen benden ne istiyorsun? Yani şu dükkanı açtım açalı bu tezgah bu kadar dağılmadıydı Burcu. Yemin ediyorum sana dağılmadıydı. Bu kadar çok ürün çıkmamış demek ki. Gelin azıcık ya Allah rızası için. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen hoş geldin. Yok insanlara. Bana hoş geldiniz. Bugün Kerem'in dükkanındayız. Daha moda hala gelmediyseniz buraya bekliyoruz. Bugün sizlere şöyle bir şey yapacağız. Kerem'in menüsüne koymak için... Bir değil, iki değil, üç hiç değil. Beş tane tatlı düşündük. Menüye uygun olabileceğini düşündüğümüz ve böyle hani tatları güzel olan. Bunların ikisini Kerem yapacak, üçünü ben yapacağım. Tarif videosu olamayacak haliyle bu. Çünkü beş tane tatlının tariflerini teker teker vermeye kalksak 1,5 saatlik falan video olurdu. O yüzden biz burada tatları yapacağız, bir yandan sohbet edeceğiz. Ondan sonra da tadacağız. Bu beş tarifi niye burada yapıyoruz? Aşağı yukarı bir fikir edineceksiniz zaten. Neler olduğunu göreceksiniz. Nasıl yapıldığını az çok anlatacağız. Sizin seçmenizi istedik. İstedik derken Kerem istedi. Yani Kerem'in dükkanı, Kerem'in menüsü. Ben burada komi gibi bir şeyim yani. Ya da pastırı şefi gibi bir şeyim. Şef gibi bir şeyim. Dükkan açılalı 3 ay olacak neredeyse. 3 aydır ben dükkanda tatlı koyamadım menüye. Koyduğumda çok maliyetliydi. O gün bugündür bir tatlı sancısı yaşıyorum ne koysam diye. Çünkü ben tatlı yemiyorum. Dolayısıyla içime siniyor desem de ben tatlı yemediğim için doğru bir değerlendirme olmuyor. Dolayısıyla sen yap ben de bir iki tane bir şey yapayım. Arasından en beğenileni koyalım kolaylığına kaçtım. Hani en beğenileni yani siz biz buradan bir şey beğeniriz. Ama siz başka bir şey beğenirseniz canı isterse 2 tane koyar. Yani mesela bir şey yapılacak. Atıyorum Kerem çok beğendi. Engel olamayız arkadaşlar. Kerem'in çok beğendiği bir şey koymasına engel olamayız. Ama sizin kuvvetinizde sizin en çok beğendiğinizi koymasını sağlayabiliriz. Bana zaten kimse engel olamaz. Canı istiyorsa koysun kendi beğendiğinde. Kerem'in işi kolay. Beğendiğine nasıl karar verecek? Görüp ya mesela şimdi biri ayva tatlısı. Tatlıları sayalım hatta. Biri ayva tatlısı. Ayva tatlısı değil. Ayva kullandığım bir tatlı. Biri ayvalı bir tatlı. Biri ayvalı bir tatlı ama ayva tatlısı değil. Ayvalı. İkincisi senin yapacağın çikolatalı bir tarta benzer bir tatlı. Çünkü o da yamuk çıkarsa mı diyelim. İkincisi çikolatalı tart. Ya olmazsa yayınlamazsın zaten herhalde. Kesinlikle yayınlayacağım. Ben önümüzdeki hafta bir frigo gelecek. Lütfen izleyin. Lütfen. Frigo mu yapacağım? Yapamayacağım. Abone olun. Abone olun ki bize destek olun arkadaşlar. Çok daha motive çalışıyoruz. 60 bini vurduk ve inanılmaz motiveyim. Şimdi abone olun. Benim yapacağım 3 tane tatlıyı söylüyorum. Aslında 2 taneye karar verecektik. Sonra dedik ki 3'ü de güzel olabilir. 3'ünü de yapacağım. Bir tane küçük donat gibi bir şey yapacağım. Cannoli diye bir tatlı vardır. Böyle boru şeklinde kızarmış bir hamurun içine peynirli tatlı bir dolgu kremasıyla yapılan bir tatlı. Şimdi biz onu birazcık değiştirerek hani oturup masada çatal bıçakla yenilebilecek bir şekilde düşündüm yani nasıl yapılabilir diye. Kat kat cannoli gibi bir şey çıkacak. Yaparken kafamda nasıl gitmek istiyorsam öyle devam edeceğim. Anlatayım ben de uzun uzun. Yoksa yaparken bir şey yapayım anlatayım. Yaparken yaparız ya. Benim 3. tatlıyı unuttum ben. Kurabiye. Şeyde kurabiye. Fırında pişen dökümde kurabiye. Büyük böyle kurabiye. Aynen. Devam edelim. Ne yapalım o zaman? Senin şu anda ne yapman gerekiyor ilk olarak? Herkes içine baksın artık. Ben de tamam. Evet mantıklı. Önden ben ganaj yaptım. Bu ganajı şey için yaptım. Küçük donatların birinin içine çikolata dolgulu yapayım diye düşündüm. Onun dolgusunu yaptım, soğuttum. Ben tart hamurumu yapacağım. O dinlenirken de yarım saat kadar bir sürem var. Sana salça olurum, bir çay içerim. Şu salça olmadan önce şunu bir bana tutam. Ne yapayım? Doldurayım mı? Sen niye spatula kullanmıyorsun ki? Al dök işte bana. Kaşıkla. Çekiliyor. Ya sen dök şuradan. Çok cıvık o, dök şuradan. Bu kadar ters iş yapılır mı Kerem ya? Benim görmem gerekiyor canım benim sıyırdım şeyi. Bitti mi bunun işin? Evet, burada tariflerimi buraya şey yaptım. Burcu bulaşık yıkamaya gidince bir rahatlama olmadı değil. Tereyağınla diyor pudra şekeri çırp diyor. Güzel fluffy şey havalansın diyor da. Bu sence yeterince çırpılmış mı pudra şekeriyle tereyağı? Evet. Yeterince çırpılmış mı diye bana sordu. Çırpılmış dedim. Şu an ne yapıyor? Ya bunu görün istedim. Benim çektiklerimi bilin istedim yani. Ha, bu arada arkadaşlar cannoli ile ilgili size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ricotta peyniri kullanacağız. Ricotta peyniri aldık. Şöyle bir düzenek kurdum ben. Süzgece koydum. Fazla suyunun akmasını istiyoruz. Bayağı bir akmış suyu. Aktı aktı tabii canım. Bir yemek kaşığı falan. Çok her gün ricotta süzdürür çünkü 7-8 yemek kaşıklık. Peynir altı suyunu içer sonra o yüzden bu kadar zeki bir şey. Benim yaptığım şeyi anlatamama gibi bir şeyim var. Ben anlatmasam olur mu? Ya da anlatmaya çalışayım. Tereyağıyla pudra şekerini çırptım. Şimdi yumurtayı çırpacağım. Yavaş yavaş buna vereceğim. Çırpmaya devam edeceğim. Ondan sonra da en son ununu şey yapıp karıştıracağım. Bu bir hamur olacak. Çöplerimi o tarafa attım. Neyi? Ne? Bir şey yok.
Buna bir pinçik tuz atacağım. Burada bunu benim de öğrenmem lazım. Ben yapacağım dükkanda eğer seçilirse. Seçilirse ben sana tarif vereceğim zaten. Tamam. Al izle, izlediğin kadarıyla yap falan derim. Diyebilirim o yüzden. İçinde normal un, yumurta, yağ, mayalı bir hamur değil. Su yok değil mi içinde onun? İçinde su yok. Orijinalinde içinde şarap var. Hangisi? Beyaz şarap? Beyaz şarap var. Kırmızı şarap da koyabilirsin. Bazı niye? İtalyan... Aroma için mi? Şöyle bazı İtalyan babaanneler kırmızı koymuş. Bol bulmuş. Bazı babaanneler, anneanneler beyaz koymuş. Ben şarap koymayacağım. Kerem'in ayvası için yaptığı bir sos vardı. İçinde hazır tarçın da var. Sos değil, anlatayım hemen. Bir şey şarabın içine kakule, çubuk tarçın, ayvanın kabukları, limon kabuğu. Çok güzel kokuyor. Şöyle bu ayvayı şu anda kabuklu ve çiğ olarak hesap ederseniz kabuklarını soyup ortasının kaba koyacağım denir. İşte ortasının kök tarafını alıp o hazırladığım şaraplı karışımın içinde yumuşayana kadar pişirdim. Süzdükten sonra da o geride kalan suyu birazcık çektirdim. Şimdi de onunla daha önce denemediğim, şu anda karar vereceğim şeyler yapmayı deneyeceğim. Olacak inşallah. Tabii bana ne dendi? Çekime geleceğiz bugün falan konuşurken. Tabii ben denedim dedi. Her şeyi yazdım ama denemeye fırsatım muhtemelen olmayacak dedim. Çok yoğun arkadaşlar. Gelseniz bilirdiniz. Nerede un? Un nerede? Nereye bu gelsin? Kerem'in dükkanına? Daha mı o da? Bu havuza yakın olan bir mal havuz. Evet. Şuna konuşuyoruz. Biz niye böyle mala bağladık? Ha? Cafer Ağa Mahallesi, AB Sokak, No 35B. Yani havuzdan tramvay yoluna giderken... Sakın tarif etmesin. Hem Batuhan'a hem Nehir'e bugün tarif etti. İkisi de bambaşka yerlerden geldiler dükkana. Biri alttan geldi, biri üstten geldi. Ben taksici değilim. Herkesi mutlu edemem. Bir mutluluk kaynağı olarak taksi şoförü. Bilmek zorunda değilim ya. Sence kakaosu ununu verdikten sonra vereyim şimdi mi? Kakaosunu unuyla beraber ver. Aynı anda. Arkadaşlar kanoli ile ilgili işler ters gitti. Biraz biraz suyu fazla kaçmış. O kolay şimdi ya. Suyu az olunca sıkıntı oluyor. Tamam. Un ekleniyor. Nasıl biliyorum arkadaşlar. Evet. 4 ay staj yaptı yanımda. Kanoli hamurun kıvamı şöyle hani bir tık sert. Kadın yaptığında böyle bayağı bastırıp şey açıyordu. Sen de mi başkasından baktın tarife? Baktım tabii İtalyan babaanne. Ulan ben kanolici miyim de kendi has tarifim. Kanoli. 30 tane falan tarif izledim. Kendime en uygun olanlarını seçtim. Ben Google'dan birinci tarife girdim baktım onu yapıyorum şu anda. Ha bana geçen gün aramış arkadaşlar inanılmaz bir hikaye bu. Geçen gün beni aramış diyor ki. Sen ne yaşadığın hiçbir şey inanılmaz bir hikaye değil de. Evet, inanılır bir hikayede söz konusu Kerem olunca. Burcu diyor bir tane muz tarifi buldum ama çikolata gramajı yazmıyor. O zaman tarif bulmamışsın dedim ben. Yani gram yazmıyorsa. Şöyle ki YouTube'da bir tane video seyrediyordum. Sence şu kadar kremaya ne kadar çikolata gider? Ne yaptığını anlatacak mısın? Ben mi anlatayım? Donut yapıyorum. Ha bu ekmek gibi mayalandırdı. Aynen. Ekmek hamuru gibi. Şimdi onu açtı. Sütle ekmek küçük. Ya bildiğiniz donut aslında. Çok sıkıcısın ya. Sen bir şeyler söyle bakalım. Sen şey eğlendir yapacağım. Hadi bakalım. Ben sezonlardır eğlendiriyorum. Ben sezonlardır. İnşallah benim bildiklerim değildir. Benim bildiklerim değildir inşallah derken sen benim tarifime bok atmaya mı kalktın? Bence bambaşka şeylerden bahsediyoruz şu an. İkimiz de ne dediğimizi anlamadık. Bok demek istemedim. İyi ki demedin. Neydi o halka halka şeye baktığı zaman huzursuz hissedenlerin hastalığı, sendromu? Tripofobia mıydı neydi? Biliyor musun hastalığı, sendromu? Yok benim böyle farklı sendromlarım var. Kerem neler yaptın anlat bakalım sen. Ben hamurumu şey yaptım, tart hamurunu hazırladım. Sonra onu 2-6 kağıt arasında açacağım ve kalıbımıza yerleştireceğim. Anlatmıyorum uzun. Onu sen zaten illa tart yapmışsındır kanalında. Kanalında tart yapmadım, şimdi insanların aklına yanlış şeyler getirme. Ha tamam. Yapacağım, bir gün olacak o da. Ondan sonra içine şimdi bir onun mus da değil de bu ganajla mus arası gibi bir şey. Kör pişireceğim. Öyle pişirip soğutup ondan sonra yaptığım hazır şeyi tekrardan içine döküp bir 8-10 dakikada 180 derecede pişireceğim. O tutacak. Tuttuktan sonra da hafif soğuk dinlendikten sonra dilim olarak servis etmeyi planlıyorum eğer olursa. Şu anda ya da siz beğenip de bunun olmasını dilerseniz eğer. Arkadaşlar ben şöyle bir şey tahmin ediyorum yani. Bana öyle söylediğine değil de tahminen Kerem bu tartı her türlü yapmak istiyor o yüzden. Benim yani çikolatalı bir şey insanlara çok tanıdık ve arzulanır olduğunu düşünüyorum. Baksana sütlü kahve gibi oldu. Çok güzel oldu bu. Kahve çikolatalı şeylere konuyor işte. Biz de pandispanyamıza bile koyuyoruz. Harbiden mi? Ha? Çikolata tadını şey yapıyor sana. Ne yapıyor? Bir de cümlelerini bitirebilirsen. Yavaş. Yarışmadan görüştüğün birileri var mı? Nasıl? Yeni MasterChef'den mi? Hayır canım. Yudum var falan editör. Yudum'la da görüşmüyormuşsun geçen geldi. Ekranda yüzü gözükenlerden kimi? Bir daha sor. Hayır bir daha soruyu baştan sor. He pardon. Birileriyle görüşüyor musun yarışmadan? Hangi yarışma? Bir daha sor ve düzgün bu sor gözünü seveyim. Kerem yarışmadan birileriyle görüşüyor musun? Yok kimseyle hiçbir irtibatım kalmadı. Tek bir kişiyle bile. Cevap olacağız, konuşmasaydık zaten. 4 kere aşırı çektik, kimseyle görüşmüyorum. Kerem yarışmadan kimseyle görüşüyor musun? Çok görüşmek istesem de görüşemiyorum yoğunluktan dolayı. Maalesef koptum hepsinden. Bence biraz yeni bastım şeriden konuşuyor ya.
Bunu bence oldu. Baksana bu daha karışması gerekiyor mu? Bir de yumurtasını bunu çok mu sıcak bu vermek için? Şeyini... Bana mı soruyorsun? Evet. Şimdi buna yumurta vereceğim ya şey olsun diye. Pişerken set olsun diye. Sıcak. O zaman takılsın biraz bu. Benim bu da bitti. Ben sana salça olayım ya. Dur ne yapayım? Ya bu da mı bitti? Ayva tatlını yapsana. Onun her şeyi neredeyse hazır. Hayat nasıl gidiyor Burcucuğum? Benim keyfim yerinde. Yani hayatımda gördüğüm en gamsız demek istemiyorum ama. Pozitif diyelim ona. Evet. İnsanlardan bir tanesi Burcu gerçekten. En sevdiğim süzülmüş. Bilemedim. Yani seviyordum herkesi ya. Belirli kişilerin belirli huylarına tahammül edemiyordum. Senin her şeyi bildiğini zannetmene ara sıra tahammül edemiyordum. Her şeyi bilmiyorum tabii ki. Mesela motor yağı nasıl değişir bilmiyorum. Bilmiyorum. Herkesi seviyordum ben. Dümdüz yalan söylüyor ya. Bak beyim, sana iki çift lafım var. Birilerine zarar vermek için yalan söyleyen insanları sevmiyorum. Ben de yalan söylüyorum ama birilerine zarar vermek için yalan söyleyenleri sevmiyorum. Of, mis gibi tereyağı koktu be. Tamam, ben tart kalıbımı da halledeyim. Nereye koymuş olabilirim onu? Kesinlikle unuttum. Vallahi gayet de güzel oluyor Amur ha. Burcu. Bir şey yaparız ya, senin YouTube kanalını açıyoruz. Yarın kapatırım dükkanı. Yeter ki senin... Of, çok iyi oldu. Kesin ağzında bir şeyler söylemiyorsunuz. Bunlar kızarmaya hazır. Ben gidiyorum kızartıyorum. Önce peçeteli küvetini hazırla. Silahın olmadan savaşa gidiyorum Burcu. Ne gülüyorsun lan? Tükürüyorum. Lama gibi. İyice mayalanmadıysa patlar değil mi? Patlarsın zaten buradan. Tamam dur olsun görelim onu. Arkadaşım güya bu. Ver ben kızartayım da. Sütek alıyor onlar ama. Patlamadı. Valla Burcu'nun pançinleri hacca bile gitse onlardan bir şey olacak gibi gözükmüyor. Abi şöyle sıkıntılarım var. Bunlar lokma oldu. Evet. Abi şu anda 5'in içinden seçecektik ya 4'ün içinden seçeceğimiz gibi vuruyor. Şey, Topkapı'da Tim diye bir şey var biliyor musun? Endüstriyel mutfak ekipmanları ikinci el mi ikinci el. Orada bir bütün lokmacıların lokma kazanlarını yaptırdıkları abiyi buldum. Ben de kıyma makinesi aldım ondan. İstersen kelepire lokma makinesi yaptırabilirim. Hatta üstüne Burcu Eminoğlu bile yazdırırım yani o kadar diyorum sana. Attığın lafı mı senin yani kalitesiz ya? Ya bunlar keşke yayınlansaydı arkadaş. Tartın fırında. Bu tarafı kızardı, böyle döndürünce dönmedi. Dönmediği için buralar puf puf kaldı. Burcu'nun geceyle gündüzü anlatmaya çalıştığı pişi denemesi. Ama pişi lezzeti güzel. Tuzu az biraz. Ulan tatlı bu donat. Şeker pişi değil. Şeker unutmuşsun. Ya şeker kaplayacağım. Ha kaplayacağım. Bak böyle dışından çıkınca bırakıyorum ama... Neyse ben glaze mi yapayım? Bence yeni bir giriş çekelim. Sen 4 tane tatlı yapacağız diye. Hiç tadımı kaçırmayacaksın. Burcu sen 20 dakika dedin de bence pişti lan bu. Tamam piştiyse al Ayçi. Ben ne kadar ince açtığını görmedim ya. Nasıl anlaşılıyor ki piştiği? Bilmiyorum ki ben. Bak elinle. Ya kuruduysa pişti değil mi? Haa bakayım. Bak bir. Olmuş o. Zaten bir daha girmeyecek mi? Senden bir tatlı seçilirse adını Burcu koyacağım beni de. E ne koyacaktın ya? Ay bir de fondant getir. Ha yok bu da şeker ne yapmış. Onu menüye koymayacağım yani. Full yağ çekmiş bu. Şerefe. Yağ tadı geliyor. Abartma. Küçükler daha az yağ çekmiş. Küçük al. Küçük al. Bunun küçüğü büyüyor kızım. Hepsi yağ çekmiş işte. Hayır, küçük çekmemiş. Bırak. Kötü değil ama pişirmeyi beceremedik. Çünkü Kerem'in fritözü bozuktu İlk diye düşünüyorum. Bir de çoğul konuşuyor bir de. Bu tarifin geliştirilmesi lazım. Şimdi siz bunu seçerseniz benim baştan tarif yapmam lazım. Bu çünkü olmadı şu an. Kızartamadım işte. Derecesini ayarlayamadım herhalde. Senin hamurun aldın mı? Ne reçetesi? Crispy Cream Copycat Recipe. Ben bunu tam olarak fold edebileceğim mi ya? Bir şeye bakayım dur. Benim var fold ettiğim videolar aç. Burcu Eminoğlu. Benim dükkanıma benim reklamımı yapmaya gelip kendi reklamını... Hayır, kendi kanalımın reklamını yapmazsan bu video izlenmeyecek. Video izlenmezse senin reklamın... Biraz büyük düşünür müsün geniş çaplı? Bu arada bu videoda muhtemelen bir sürü kırptığımız, biçtiğimiz şeyler olacak. Kırptıklarımızı izlemek istiyorsanız aşağıdaki IBAN'a 50'şer TL atarak görüntü yine kamera Allah'ım, arkası... 50 lira mı dedi? Ama ne var? Ha eğri duruyormuş lan bu. Kerem şarkı yapalım mı? Ben çalayım sen söyle. Ben de çalabilirim ıslıkla. Sen solo atarsın ıslıkla. Burcu vallahi billahi olağanüstü olacak ha. Dur. Kremanın yarısı şeyde. Fırından sağ salim çıkarabilirsem, güzel de dinlendirebilirsem benimki oldu. Sen artık ayvanı bak. Yapsana. Şimdi benim ayvamın çoğu şeyi hazırdı zaten. Burada yapılmışı var. Kenan ne kadar konuşkan ve şeysin. Ben buraya kendi tezgahımı doldurduğum için gelmedim ha. Kameraya çıkayım diye geldim. Anladım onu o yüzden ben de hiç yalan söylüyorum tezgahım kirlendi. Bunu ben çok sonradan öğrendim ha. Neyi? Sana cevap vermezsem her şeyin çok daha kolay olduğunu. Sence kurabiye. Beyazda gösterir değil mi? Bunlar da kanoli şeyleri kızarttım. Burcu
Efendim? Hangi tabakta tartı sunmalıyım sence? Tartı. Sarı. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Normalde kenarda Antep fıstığı olur, badem ya da böyle damla çikolata. Ben damla çikolatayı servis etmek istedim. Tabii restorancı olmadığım için ben parmak izim. Yaptığım her işte parmak izim falan iyice. Sen sunacağını sun, ben denişik denişik şeyler yapacağım çünkü. Ya yap, benim bir tanesi şeydi zaten, bitti. Diğerini yedik zaten o da. Yani mançkinleri gösterebilir miyiz? Onu yaşanmamış varsayıyoruz. Yaşandı ve bitti. Bir ders aldın mı ondan? Aldım ders, yağ çekti. Tarta dokunmadan önce bu biraz daha dinlensin şurada. Ben şu ayvamı bir ayarlamak istiyorum. Yani. Tamam Kerem, ben bunu çıkarayım mı yerinden? Hayır, o riski ben almak istiyorum. Kırılırsa benim başarısızlığım olsun. Olmaz mı? Peki ben çıkarsam hiç kırılma riski yok. Bunu ben elimle de yapıyorum. Oh magic. Al işte, elinle de böyle al. Sen şimdi çok oynaşmadan onu bir kenara koysan da ben ya, artık tüylerim diken diken olmaktan bir çıksa. Heh. Allah aşkına ben katlı pastaları tek elimde tuttum ya. O kadar da değil. Bir kızartma yapamadık diye. Yapamadım dedi, yaptım bu arada. Kendi söyledi. Ben söyleyecektim, hiç yormadı beni. Kendi söyledi. Bak yaptım. Batuhan şu kaseyi verir misin? Gösteririm kalanı. Hani beğenmedikleri şeyi. Ha, olmayanlardan ver ya, benim hoşuma gitti. Abi az kızarmışlardın ha. Alt tarafı ayva kesiyor. Gül yap gül. Tek hamlede kessen aslında. Bu kart ayva. Ne kadar kart abi, o kadar da kart almaması lazım. Şu aralar çok kart ya. Yani onu yalan söylemeyeceğim. Kerem pişmedi o mi? O an çok iyi. O kadar pişsin istemiyorum, şimdi bir daha pişecek bu. Bir daha mı pişecek diyor. Tamam biz bilmiyorduk bir daha pişeceğini yani. Pişmiş ayva zannettik de o yüzden. Hayır, son bir kere daha bir pişecek. Abi neyin matematiği bu? Olmadı artık onu. Sal onu, sal. Bunlar daha son hali değil. Bunu kızartmamı falan çekmek istiyor musunuz? Ayvaları. Ne kadar sürecek? Çok az. Kızart getir. İkinci servisini de çıkardım. Yardım lazım mı? Tartı keseyim mi? Hayır. Dondurmalarım eriyor ama benim. Aa, benim de ayvam hazır. Tamam. Tabakları hazırladık. Benim dondurmam birazcık eridi. Dedim ki onu yiyelim Kerem sen tabaklamadan. Hayır dedi, bilmem ne yaptın etti. İndire Gandhi'ye getirdi. Benim dondurmam eridi. O yüzden ilk bunu yiyelim. Başla lütfen. Misafirsin canım. Ya da deplasmanda mısın diyeyim. Ne diyeyim? Ne deplasmanı be? Her yer benim. Tamam, elini salladıysa ben de yiyeyim. Güzel. Burcu'nun mimiklerini hemen hemen ezberledim bir şey tadarken. Güzel. O el sallanıyorsa bence vardır bir tık daha tuz. Kokusu çok güzel bir kere. Şekerini azaltmak yerine tuz lazım. Bir çok de... Dondurma çok boktan ya, Allah kahretmesin. Dondurmayı unuttuk, yakındaki bir yerden temin etmek durumunda kaldık. Evet, dondurmamız kötü ama maalesef çoğu şeye koyduk. Çok güzel olmuş kurabiye. Şimdi çikolatalı tarta gidelim. Olsun olsun, anlarız. Lütfen tat. Sen tadana kadar bir şey demeyeceğim. Güzel. Kahve... Kahve çok beklemediğim kadar güzel geliyor. Buna dondurmaya gerek yok bence. Çok ağır olmaz mı ya? Bir şeyin kırması gerekmiyor mu? Hani çayla da yediklerini düşünürsen ya, belki. Bana göre hepsi ağır zaten. Birazdan Batuhan tattığı zaman gerçek fikirler alacağız. Cannoli. Ha, cannoli. Deconstructed, pardon. Yeniden yorumlanmış cannoli mi diyelim? Yani işte cannoli tipsiz cannoli. Boru yapmaya üşenilmiş cannoli mi diyelim? Ne diyelim? Şöyle, cannoli ile ilgili size söylemem gereken, hamurun çok ince olması lazım. Kızarttığınızda içinden hava kabarcıklarıyla beraber kabarması lazım. Ve dışın çıtır olması lazım. Ne seçilirse seçilsin. Sunumda bana özgürlük veriyor musun? Ya herhalde canım. Senin için de böldüm. Böyle çat diye vurulduğunda aslında bölünse güzel olurdu. Oo, dünyanın en iyi restoranı oluyor ondan sonra. İşte olmadığı için öyle vurmayalım biz. Kırık şeyi getirirler derler. Bu ya. Benim için fazla peynir. Peynir. Hmm. Beğenmedim. Çok güzel. Bana niye yarım sattı biliyor musun bu? Benzemiyor mu tadı? Fındıklı ikram değil mi? Ama onun içinde fındık yok. Nasıl fındık tadı geliyor bundan? Yağda kızarttık oradan biraz. Ya bazı karamelize edilmiş şeyler fındık aroması gibi veriyor ya. Bu beklediğimin çok üstünde. Ayva tatlısı. Sunum şahane. O yüzden bunu seçmezseniz sevinirim. Her sipariş geldiğinde. Ver coşkuyu. Güzel dayı yani. Hakikaten kötü diyemem. Ama bu beni çok uğraştırır serviste ya. Keyifli. Hmm. Hafif bayağı. Bayağı. Tereyağı tadı geliyor bu arada ve o güzel bir şey bence. Bence bu tabağın şöyle bir sıkıntısı var. Benim restoranın konseptine uymuyor. Bence konsept olarak en uygun ikisi şu ikisi. Değil mi? Ama bunun da şeyin dolgusunu çok beğendim ha. Bu da bu arada servis açısından da çok büyük kolaylık. Cipsler zaten günlük taze kızarttın. Cipslerde kızarttı ama kızartması çok zor. Şimdi şöyle bir şey var.
Tüplerden aldığınız zaman tübün etrafına bunu sarıyorsunuz ve tüple yağ atıyorsunuz. Ama böyle yaprak halinde kızartmaya çalıştığım zaman ben bayağı tek tek kevgirle indirdim. Çünkü yağ attığım zaman dibe çöküyor ve o bir anda kendi kendine katlanıyor. Hangisi en güzel, ona karar veremedim bu arada. O tamamen zevk meselesi canım. Tamam, senin zevkine göre hangisi güzel? Ya ben hangisinden çok uzun, yani kurabiye. Sonra bence en güzeli tart olmuş, onu da ben yaptım çünkü. Diye düşünüyorum. Objektif yaklaşamıyorum yani. Evet. Bak onca en güzel tart olmuş, bana göre de kurabiye. Bir de normalde tart yapmıyorum ya. Bu hakikaten şekli şemali böyle bir düzgün çıktı. Kalıpta pişirdin ya. Bununla bu kadar da değil. Tart kalıbında pişirdin. Nasıl şekli şemali, ne kadar kötü olabilir. Toparla. Ben mi toparlayayım? Arkadaşlar, toparlayacaksan toparla. Evet, bol şekerli, bol enerjili, bol kalorili bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tamam, ben toparlayayım. Bu nasıl bir toparlama ya? Bu ne ya? Arkadaşlar 4 tane tarif denedik, 5 tane deneyecektik, kısmet olmadı falan filan. Tatsızlık her zaman olur. Şef şanssızlığı diye bir şey var, ya da şef ne? Böyle bir şeyler var. 4 tane tatlı var. Hepsini sizin önünüzde tattık dürüst fikirlerimizle. Kerem'in yemeklerini az çok biliyorsunuzdur ne yaptığını. Bilmiyorsanız da Instagram Daha Moda, kendi Instagram'ı kapalı. Daha Moda Instagram'ından paylaşıyor yaptığı yemekleri. Hani sizce menüye hangisi gider? Sizce en çok hangisi satılır demek istemiyorum çünkü çok para göz gibi anlaşmak istemiyorum, ama en çok hangisini beğenirsiniz? Alttaki yorumlara bu dördünden birini seçip yazarsanız buraya uygun sunumla, menüsüne uygun, ağız tadına uygun ufak değişikliklerle Kerem Giritlioğlu Daha Moda'nın yeni tatlısı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne çıktı ne bitti bilmiyorum. Biraz MasterChef bölümü gibi bir şey olabilir çünkü çok kendi halimize kapandık, ama umarım eğlenceli bir kurgu çıkarabilmişimdir en azından. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala... Bana da bir söz verecek misin kapanırken? Mal gibi bekledim 15 dakikada. Şuradan alttan bir tık abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Yorum atmayı lütfen, tabii ki bu çok önemli. Ona göre hani kendinize iyi bakın. Ben sözü Kerem Bey'e bırakıyorum. Bye bye. Merhabalar. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dükkanıma da hoş geldiniz. Her şey bence güzel oldu. Bazısı çok güzel oldu. Bazısı çok beklentimin üstünde oldu. Bazısı da birazcık hayal kırıklığı oldu. Kurabiye olağanüstü lezzetli. Onda kaldığımız tek nokta büyük porsiyon. Dolayısıyla paylaşımlık bir şey. Bunda içindeki dolgu kreması, yani şeydeki cannoli'deki dolgu kreması inanılmaz etkileyiciydi. Ayva tatlısı görünüş ve lezzet olarak tatmin etse de yapılış olarak beni çok zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden küçük kaygılarım var. Çikolatalı tart hayatımda yaptığım, bilmeden yaptığım en güzel şey olabilir. O yüzden ben onun girmesini istiyorum. Ama sizi yönlendirmek de istemiyorum. Hangisinin görünüşünü beğeniyorsanız, burada hangisini denemek istiyorsanız buyurun gelin. Hatta bir süre belki hepsini birden bile yapabilirim diyeceğim. Ben kendime bile inanmadım şu anda. Dükkana bekliyorum. Vallahi her şeyi günlük ve taze yapıyoruz. Kadıköy Moda'da Cafer Ağa Mahallesi AB Sokak No 35 B Daha Moda. Gelince beni görürseniz bura işte zaten. Burcu'ya bu kadar zaman sonra tekrardan bana bütün bir gün boyunca katlandığı için teşekkür ediyorum. YouTube'da ikinci kere mi bu? Kaçıncı kere? Arkadaşlar, Burcu'nun kanalına abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Bu sefer yorumların kritik bir önemi var çünkü beni de ilgilendiriyor yani. Başka bir kritikliği yok aslında. O yüzden bekliyorum heyecanla yorumlarınızı. Sen de bana söylersin herhalde. Ne yorum geldi, şey yap, ben kaçırırsam. Tabii. Linç edilecek bir şey varsa lütfen linç edin. Tamam abi, ver mehteri arkadan. Nasıl? Çok iddialı oldu, yok bu şey gibi. Abi oluyor. Sevgi böceği, kelebekler, Refah öpücüklerle kapat dedik, linç bekliyorum dedin ya. Kendinize iyi bakın, diyeceğin tek şey kendinize iyi bakın. Daha Moda, daha ne olsun yani, değil mi Burcu? Daha ne olsun. Kapatamıyorum ben, bu böyle sabaha kadar konuşabilirim ben burada. Şuna dayanarak söyledim her şeyi. Kendinize çok iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.